Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Edipur, Edremit'te esnafı dolaşırken vatandaşlarla da görüştü. Evet, merhaba, nasılsınız? Sağ olun, kolay gelsin. Hayırlı olsun. İnşallah. Balıkesir Belediye Başkanı'yım. Özkan Bey, Edremit Belediye Başkanı'yım. Sağ olun. Aslında yeni açılan bir müessese. Evet. Bu işlerde uzmanlardır, bulurlar, buluşturlar. Aynen, eskiden yaparlardı mı? Evet. Hediyelik eşyalar, şeyler. Engelli oğlu olan bir yaşlı bir kadın Edipur'a rapor almak için yaşadığı zorlukları anlattı. Parti'ye geldiniz geçen. Geldim. Oldu kaçıncı geliyorum? Hayır, sizin bizde zaten bildiğiniz var. Oradan tamam. Ama bir daha alsınlar. Abla tek oğlunuz mu? Yok. İki oğlum da böyle benim. Evet. Üç oğlum var. Birini örmez sizin gibi. Benim iki oğlum da böyle yani. Evet. Bir oğlum da böyle. Dört çocuk babası. Ey maşallah. Memleket nere? Van. Vanlısın. Ama buradayım. 27 Tamam. Sen Edirek misin? Az zahmetimiz. Tamam. Ama bu bir işi görürsünüz. Tamam. 96'ya olur. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet. Allah'a emanet. Edipur'u gez sırasında rastladığı kadınlar da Körfez'e yeni geldiklerini ve karşılaştıkları sıkıntıları dile getirdiler. Edremit. Valla ben burada yeniyim zaten. Ankara'dan geldim. Aa, Ankara'dan. Evet. Açayım ben. Zeytinburnu'dayız. Abi buradayız. Eşim Körfez Hastanesi'nde. Oraya geldim. O hekim o zaman. Hekim, evet. Körfez'de. Körfez'de. Ama kötü. Elektrik çok sık gidiyor yağmurda sende. Ondan şikayetçiyiz. Evet. Yolların o taşları çok kötü. Botlarla, ayakkabılarla yürüyemiyoruz. Ayağımıza bakıyor. Başka ne söyleyebiliriz? Çöple ilgili bir sıkıntı var mı? Var, acayip. He, yanıyor çöplükler. Evet. Efendim, kanalizasyonlar, Edremit körfezini yapıyor. Çok besliyor. Saldırıyorlar. Ama hep besleyelim yine de. Ama saldırdılar. Benim evet. Alt komşuma geçen gün 7-8 tane yaşlı bayan düştü. İnşallah onlar için bakalım şu Hanlar bölgesinde bir ağrımız var. Ben geldiğimden beri 2 yıldır beri yapacağız. Tabii Edremit körfez bölgesi. Yaz nüfusuyla kış nüfusu çok farklı. Balıkesir'in farklı. Yani Marmara'da Erdek, Avşa Adası, Marmara Adası bile o bölge bile. Şimdi nüfusumuz 1.200.000, yazın 3.000.000'u geçiyor. Evet, bu Körfez bölgesi 1.5-2.000.000'a yaklaşıyor. Doğru. Ama arıtma tesisi yok. Çöp meselesi. Yollar çok düzgün. Bayramda nasıldı? Ha? İki o ay. O ağaçları herkes buluyor. Değil mi? Sokağa atıyor. Hepsi yerde. Buluyor, sokağa atıyor. Yani bizim birinci işimiz çevre. Evet, çevre şartları. Evet. Bir de o dereler var. Dere yatakları, ıslahı, çöpler. Siz o derelerde inanılmaz derecede şey var. Naylon poşet. Ve hep yapışmış. Neden var? Onu da söyleyeyim. Yani ne yapıyor belediyeler biliyor musun? O temizlenmez mi? Babamız bir dakika, neden temizlenmiyor? Şimdi Akçay Belediyesi çöplerin hepsini dere yatağına döküyor. Evet. Çok, diyor ki kışın diyor sel geldiğinde alsın bunu denize atsın. Ama orası dolmuyor ki, o dere atmıyor ki zaten suyu. Atmıyor ama bir sel filan olduğu zaman onların hepsi gidiyor ya. Yok ya, gitmedi ya geçen yıldan da. Ben yeniyim olduğum halde bunları işte, gördüm. İnşallah bu vahşi depolama yerine ayrıştırmaların olduğu, hepsinin tasnif edildiği, tekstilinin, efendim sellozunun, metalinin, plastiğinin vesaire. Ama biz AK Partili değiliz, dostum olacak. Vallahi şimdi bu yerel seçim. AK Partililikle alakalı olan bir şey değil. Ya tabii kişiye vereceksin. Kişiye vereceksin.